Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekonomik bir cihaz olan Lenovo IdeaPad 320 80XR00EYTX modeli bir cihazı inceleyeceğiz. Cihazımızda en 3350 işlemci, 4 GB RAM, 500 GB hard disk yer almakta. 15,6 inçlik FreeDOS bir cihaz. Bu cihazı yaklaşık olarak 1200 lira kadar, 1100 lira kadar bir fiyata temin ettik. N11'den aldık. Kutu açılımı gerçekleştireceğiz şu anda. Son derece ekonomik, uygun fiyata bir bilgisayar arayan tarz bir cihaza ihtiyaç duyan kullanıcılar için ideal olabilecek ölçülerde ve kullanışlıkta bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Ancak şunu ifade etmeden geçemeyeceğim. Ben bunu N11'den aldım ve yurt içi kargoyla elimize ulaştı. Ancak şu an birlikte açılımını yapıyoruz ve maalesef hani N11 sadece bunu bir jelatine sarmış. Başka da hiçbir şey yapmamış. Cihaz daha öncesinde açılmamış. İlk açan biz oluyoruz. Bakalım özellikleri tam olarak nasılmış. Kasası nasılmış. Aslında bu kasalar normalde internette bunlarla ilgili farklı videolar muhtemelen görmüş olabilirsiniz. Fakat genelde o cihazlarda ya AMD işlemciler var ya da i3, i5 gibi işlemciler var. Bakalım uygun fiyatlı olan bu ürünün özellikleri, paket içeriği neymiş. Standart bir şarj girişi var. Aslında standart olduğunu söylemek yanlış olur. Çünkü bu ürün çok daha komplike değil. Pardon, bu ürün çok daha komplike. Aslında güzel bir ürün. Güzel bir şarj ünitesi yapmışlar. Eski laptoplardan farklı olarak. Bu bir avantaj özellikle yanımızda taşımak için. Bunun dışında cihazımıza da bakalım. Bu cihazımızda yer almakta. Görüldüğü gibi siyah renkli, biraz parmak izi bırakacak tarzda. Biraz pütürlü bir yüzey. Aslında çok da parlaklık, parmak izi bırakmıyor gibi. Çünkü mat bir tasarım olduğu için. Şöyle biraz yapalım. Yani belli bir süre sonra yok oluyor. Genelde bu tarz cihazların arkalarını pek göstermiyorlar. O dikkatimi çekti videolarda. Bu da hard diski değiştirmek için ya da herhangi bir şekilde upgrade yapmak isteyenler için sıkıntı olabiliyor. Cihazın arkası bu şekilde. Kaç tane cıvata var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 tane cıvata var. Bu cıvataları söktükten sonra kapak Apple cihazlardaki gibi açılıyor diye tahmin ediyorum. Şuradan. Girişlerine bakacak olursak, girişleri de gösterelim. Sağ tarafında herhangi bir giriş yok. Sadece bir DVD okuyucu var. Yalnız herhangi bir düğme vesaire de görmüyorum. Acaba bu boş mu değil mi? Bakalım sonraki incelemelerde belli olacak. Bu da kilit için gerekli olan bir argüman. Sol tarafına baktığımızda işte kart okuyucusu mevcut. Çalıştırma, hani power tuşları, hard disk tuşları mevcut. Bir tane hem kulaklık hem hoparlör jack girişi mevcut. İki tane USB girişi mevcut ve bir tane de HDMI girişimiz mevcut. Kapağı kaldırdığımızda yani standart
1000 liralık bir laptoptaki kapak kalitesinde çok fazla bir beklentim yoktu zaten o konuda. Ekranın mat oluşu bir yerde iyi. Özellikle arka ışıklı yüzeylerde rahat kullanılabilir. Klavyeye bakacak olursak yine çizgili bir yüzey ama pütürlü değil, son derece kaygan bir yüzey. Ve parmak izi de öyle bırakmıyor. Basımı gerçekten rahat. Tuş takımının olması da güzel. Bakalım ürünün ilerleyen günlerde neler olduğunu, nasıl bir ürün olduğunu deyip değmeyeceğini, bununla ilgili sizlerle de bilgileri paylaşmaya çalışacağım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese keyifli seyirler.